TRT24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın "Erdoğan ilk hapis cezasını şehirden değil hakaretten aldı" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AK Parti için iktidara ilk geldiği seçim hariç hiçbir seçim bu kadar hayati olmadı. İktidarın riske girdiği 7 Haziran 2015'ten sonra yeniden sandığa gidene kadar sergilenen oyunlar, önümüzdeki dönemde yapılacakların yanında devede kulak kalır. Tayyip Erdoğan'ın siyaset tarzını bir süredir takip edenler, onun hedefe gitmek için denemeyeceği yolun olmadığını iyi bilirler. Erdoğan siyasi hayatı boyunca İtalyan düşünür Niccolò Machiavelli'nin devletin başındakilere yönelik hazırladığı Prens adlı eserinde ortaya koyduğu ilkelerin iyi bir takipçisi oldu. Erdoğan'ın Machiavellistliği, dindarlığı ve insanlığından önce gelir dense yanlış bir ifade olmaz. Çünkü onun için amaca giden her yol mübahtır. Erdoğan başbakan veya cumhurbaşkanı olduktan sonra böyle olmadı. Daha bu yola adım attığında nasıl bir siyaset izleyeceğini ortaya koydu. 27 Mart 1989 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanı adayıydı. Seçimlere iddialı hazırlandı ve %21.7 oy alabildi. Yeniden sayım talebinin kabul edilmemesi ve kaybettiğinin kesinleşmesi üzerine yanındaki adamlarıyla Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın odasını bastı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Nazmi Özcan'a hakaretler yağdırmaya başladı. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nda görevli üyelerinden 7 kişinin imzaladığı tutanağa göre, Erdoğan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nazmi Özcan'ın yakasına yapışıp sarstıktan sonra şunları demişti. "Şu haline bak sarhoş adam, şu adalete bak, kimlere kalmış, seni yakacağım, hepinizi adli tıbba göndereceğim, seni süründüreceğim, yakacağım." Bunun üzerine polis nezaretinde Beyoğlu Adliyesi'ne getirilen Erdoğan, tutuklama talebiyle 31 Mart'ta Beyoğlu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilince yanında bulunan avukatı Zeyit Aslan'ın uyarısıyla kaçıp kayıplara karıştı. Zeyit Aslan da bilgiyi yakından tanıdığı mahkeme katibesinden almıştı. Katibe, mahkeme heyetinin kararını öğrenir öğrenmez gidip hakim Tayyip Bey hakkında tutuklama kararı çıkarıyor dedi. Seçmen sonraki yıllarda bu Zeyit Aslan'ı AK Parti'den milletvekili olarak görecekti. Kamuoyu Zeyit Aslan'ı muhalefetteki kadın milletvekiline küfretmesi ve Ömer Faruk Emin Ağaoğlu'na uçan tekme atan kişi olarak tanıyacaktı. Erdoğan hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. O dönemde medyada çıkan haberlere göre Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, birhane sahibi ve kumar oynattığı bilinen tanıdığı Kudret Bey'e gitti. O da adliyedeki dostlarıyla görüştü ve "Tayyip Bey gidebilir" dedikten sonra Erdoğan Beyoğlu Adliyesi'nin yolunu tuttu. Erdoğan tutuklanarak Bayrampaşa cezaevine gönderildi. Bir hafta yattıktan sonra 4 Mayıs 1989 tarihinde yeniden hakim karşısına çıkarıldı. 6 ay hapis ve 20.000 TL para cezasına çarptırıldı. 500.000 TL kefaletle serbest bırakıldı. Ardından aldığı ceza da paraya çevrildi. Tayyip Erdoğan 12 Eylül 2010 referandumundan itibaren kendini artık devlet olarak görmeye başladı. Osmanlı'daki devleti ebed müddet yaklaşımının şahsında bütünleştiğine inandı. Erdoğan'ın seçim kaybetmesi halinde neler yapabileceğini göstermesi bakımından 1989 yerel seçimleri önemlidir. O gün elinde hiçbir güç bulunmayan, dahası devletin cüzdanlı gibi baktığı bir partinin ilçe belediye başkan adayıydı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde tek başına iktidar olmayı kaybetmesinin ardından yaşananlarsa hepimizin bildiği bir konu. Devlet mekanizmasının önemli bir kısmını kontrol ettiği 2015'te Erdoğan yaptıklarıyla toplumu nasıl derinden sarstı. 15 Temmuz sonrası tek adam haline gelen ve devlet mekanizmasını tamamen kontrolüne alan Erdoğan, kaybetmekten çekindiği bir seçim için neleri göze alır dersiniz? Erdoğan hali hazırda 1,5 yıldan az bir zaman kalan seçimlere hayli sıkıntılı gidiyor. Anketlere bakılırsa, sokağa kulak verilirse AK Parti'nin sandıktan iktidar olarak çıkması mümkün görünmüyor. İktidar kurmayları yeni döneme bu kez çok yönlü hazırlanıyor.
2015'te olduğu gibi sadece terörle terbiye etmeyecekler. Kullanacakları araçları birbiri ardına piyasaya sürecekler. RP eski Rize milletvekili Şevki Yılmaz'ın dediklerini bir çırpıda deli saçması bir öneri olarak bakıp kenara atmayın. Yılmaz'ın söyledikleri iktidarın yaklaşımını anlayabilme açısından hayati önem taşıyor. Kullanılacak silahlardan biri terör. Öteki de ekonomi manivelası olacağından emin olun. Deniz Baykal'ı koltuğunda neden mahrem görüntüleri için Erdoğan 4 Mayıs 2011'de meydanlarda ne özeli bunlar genel diye seslenmişti. En son örnek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağarken İngiliz Büyükelçisi'yle buluşma görüntülerine ilişkin MOBESE kayıtları hemen nasıl servis edildi? İktidarın bütün toplumu adım adım izlediğini sadece muhalifler dillendirmiyor. AK Parti'ye gönül verenler bile dostlarıyla özel bir şey konuşacakları zaman telefonları kapatıp mümkünse odanın dışında bir yere koyuyorlar. Bütün bunlar nasıl bir ortam oluşturduğunu algılama konusunda bir fikir veriyor. Yeni dönemde bütün silahlar sahaya sürülecek. Ancak toplum, AK Parti'nin amacının hizmet değil, menfaat devşirmek ve iktidarını sürdürmek olduğunu anladı. Önümüzdeki seçime kadar bugünden daha sıkıntılı bir dönem var. Erdoğan, kaybetme telaşıyla toplumu daha çok cendereye alacak. Bunu yaptıkça son zamanlarda olduğu gibi daha çok yanlış yapacak, diyor Ahmet Karabay, TR724'deki köşesinde.